Arkadaşlar yeniden merhaba. Aslında şu an kanalım açıldığından bu yana hiç yapmadığım bir şey yapacağım. İlk defa hani hiç henüz çıkmamış bir oyun oynayacağım aslında. Bu ay 24'ünde yani bu videoyu çektikten yaklaşık olarak 3 gün sonra aslında bu ekranda görmüş olduğunuz Cradle adlı oyun piyasaya çıkacak. Ben oyun yapımcılarından istemiştim dosyalarını hani takipçilerime gösterebilmek adına oyunun preview yani önceden oyunu denemek için dosyaları elde edebilir miyim demiştim. Kendileri bana beni kırmadılar, bana kod gönderdiler ve ben de oyunu sizler için deneme fırsatı buldum. Dediğim gibi oyun 24 hangi aydayız? Temmuz. Evet, oyun 24 Temmuz'da piyasaya çıkıyor. Yani şu an bu videoyu çıktıktan sanırım 3 gün sonra oluyor bu. İlginç bir oyun. Aslında biraz Moğol tarihini anlatan bir oyun ve tamamen korku değil de böyle explore yani bir nevi Ethan Carter gibi işte Dear Esther adlı oyunlara birazcık benziyor. Keşfediyorsunuz Moğol tarihiyle alakalı böyle yurtlar hatırlayacaksanız böyle eski Türklerin olduğu hani böyle kampları vardı yuvarlak kamplar o kamplara yurt deniyordu. O tarz şeyler var. Moğolların aslında yaşadıkları yerler yaklaşık olarak sanırım böyle Kazakistan'ın kuzeyi veya Rusya, Sibirya değil de sanırım Rusya'nın o bölgeleri Kazakistan, Moğolistan civarında geçen bir oyun. Kahramanımız terk edilmiş bir eğlence merkezi Luna Park gibi bir yere geliyor ve orada kendisine yardımcı olacak bir kişi var. O bir kişi de bir robot. Aslında biraz fütüristik bir evrende geçiyor ve o robot, amacımız daha doğrusu o robotun parçalarını bir araya getirerek ne olmuş olabileceği veya bundan sonra ne olacağı ile ilgili bilgi alıyoruz. Şunu şöyle sizlere göstereyim. Oyuna lol yenildikten sonra oyunun bakın bölümlerini burada görüyorsunuz. Bunlar tabii ki oyun hani bunları tıklıyorum ama herhangi bir şey olmuyor. Bunlar oyun çıktıktan sonraki sanırım bölümleri ifade ediyor. Emin değilim. Burada zaten iki tane bölüm var bizim oynayabileceğimiz. İkisi de açık. Ben en başından başlayacağım diye düşünüyorum. Burada resim game var. Ona da basmıyoruz. New game ile oyuna ilk defa girişimizi yapacağız. Umarım sevdiğiniz bir video olacaktır. Oyun 24'de çıkıyorsa hani direkt seri yapmayı düşünüyorum. Umarım bu video güzel yerlere gelir diye düşünüyorum. Tutorial denemek istiyor musun? Şimdi oyun hakkında hiçbir bilgim yok. Deneyelim. Evet merhaba tekrardan. Abi oyuna başladık mı? WASD ile yürü harika. En sevdiğim şey. Bir dakika mouse çok yavaş. Ciddiyim. Sensitivity acayip. Yo güzel gibi. Oyunun menü kısmı hakikaten çok tatlı değil mi? Şuraya bakar mısınız? Ciddi müthiş. Çok renkler falan acayip hoşuma gidiyor benim. 14 bu değil ya benim aradığım şey. Oyuna kaç dil var bu arada? Hangi büyük dilin hangisi olduğu bilmiyorum. Sanırım bir tanesi Rusça, diğeri. Peki. Okay. Okay, devam ediyoruz. Resume game. Koşmak, zıplamak ve eğilmek. Shift'le koşuyoruz, Space'le zıplıyoruz ve CTRL'e bastığımız takdirde eğiliyoruz. Harika. Bakın standart ayarlarımızdan bir tanesi. Yalnız ciddiyim. Mouse'un şeyi çok yavaş bu sensitivity. Okumak. Bazı şeyler böyle şey içerir diyor. Okuma öğeleri içeriyor. Bunları okumak için önünde dur. Sol tuşa bas ve hani mouse'un şekli değişir zaman sol tuşa bas öyle okursun diyor. Peki sanırım bunu kastediyor. Harika. 4 adet farklı element neyimiz? 4 adet farklı yaklaşım yöntemimiz varmış sanırım objelere. Her bir tanesi kendisinin özel kursor içeriyormuş. Bir tanesi göz olan okumaya yarıyor. Diğeri parantez bir şeyler alıp bırakmaya yarıyor. Harika. Bakış da sanırım bir diğer öğeye bakıyorsun. Harika. Diğeri de diyalog bulutları karakter ile konuşuyorsun. Harika. Gayet güzel. Çok iyi. Aksiyon. Sol tuşla kapıları aç. Peki. İlginç bir oyun. Şöyle söyleyeyim. Sanırım kapıdan bahsettiği buydu herhalde. Ya mouse çok yavaş ya. Ciddiyim. Böyle olmayacak. Şöyle 1'e getirsek sanırım. Bakayım. Evet çok daha iyi. Harika. Çok çok daha hoş oldu. Evet sanırım parantezle aynı zamanda aksiyona dahil oluyoruz. Emin değilim. Pick up. Bazı objeleri sol tuşla alıyoruz. Alalım. Bırakabiliyor muyuz? Tekrar bırakamıyoruz. Çantana bakarak aslında bu tutorial'ı geçebilirdim ama cidden bakmayı da çok istiyorum çünkü. Ha ne kadar çok kutu var. Ha bir dakika. Her şeyi alabiliyoruz. Sağ tuşa basarak tutulan itemi fırlat diyor. Abi harika. Işık oyunları çok güzel bu oyunda. Bir dakika. E'ye basarak mı çantamızı? E'ye basarak çantamızdaki öğeleri görebiliyoruz. Hepsini alabiliyor muyum? Aa bunu burada kullanamam diyor. Peki. Bunu da alamıyoruz. Bir tane şey alabildim yanıma. Peki harika. Güzel. Gayet güzel. Bazı şeyleri bir diğerlerin üzerine kullanabilirsin diyor. Sanırım bir öğeye tutarak B'ye basıyorsun ve sola basıyorsun. Kayıp parçayı
küpte ayarlıyor diyor. B'ye basarak ne işe yarıyor emin değilim. Bir dakika. Burada bakın eksik bir parça var. Ne olabilir? Kırmızı. Tabii ki. Bakın kırmızı, kırmızı, kırmızı. Harika, gayet güzel. Gayet güzel. Emin olun oyun bundan ibaret değil. Amacımız aslında şu an çok da farklı. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, sakin. Gayet sakin. Korku oyun değil bu, hayır. Işığa doğru koşuyorum. Arkamızdan gelen giden var mı? Yok. Ne oluyor? Aslında bir yardımcımız var bu oyunda fakat... oyunda bazen yardıma ihtiyacın olabilir diyor ve taba basarak ipucunu al. Taba basalım. Hikayemiz burada başlıyor diyor. Uyurken değişik bir rüya görüyorsun diyor ve uyanmak için sana verilen şeyleri takip et diyor. Masaya git ve onu al. Niye alalım? İlginç. Peki. Çok çok garip oyuna benziyor cidden. Şu an ne oldu hakkında bir fikrim yok. Kontrol hala bendeymiş bu arada. Ben cutscene girdi sandım araya. Hayır. Ne oluyor ya? Sanırım bu verilen ilk preview evet, oyuna daha henüz başlayamadık bile, oyuna şimdi başlıyoruz. Sanırım oyunun yarısı değil de çeyrek kadar kısmı kapsıcı olabilir, emin değilim. Aslında bir iki, belki de üç videoda bu oyunun ilk başı bitecek ama ben emin değilim o kadar yapacak kadar fırsatım var mı? Çünkü ben o videoları oynayana kadar oyun çoktan çıkmış olabilir, emin değilim. Ama cidden denemek istediğim oyunlar arasındaydı. 24'de çıkış yapıyor olması da gayet gayet hoş. Çok da fazla beklemek çok da fazla beklemek zorunda değiliz. Harika. Bugün yükleme ekranları aslında biraz uzun sürüyor. Kesin yapabilirdim, fark ettim. Fakat oyuna ikinci girişim bu. İlk girdiğimde oynamadım. Sadece biraz baktım oyuna. Oo, ilginç. İlginç bir yere geldik, söylüyorum. Yurtlardan bir tanesinin içine değmişiz gibi hissediyorum. Çünkü oyun çoğunlukla burada geçiyormuş. Hatta oyun içerisinde bize yardımcı olacak kişi, yoldaş. Yoldaş diye geçiyor. Yoldaşımız böyle yurdun içinde. Ve biz, aslında yoldaşımız bir robot. Amacımız parçaları ona doğru yerleştirip, bulduğumuz parçaları kendisine koyarak kendisinden bilgi alma amacımız var. Ama çok hoş değil mi etraf? Renkler, ambiyans, ben bilmiyorum. Bu kadar soft renkler çok hoşuma gitti benim. Bakın turuncu, gri, turkuaz mavisi. Tabaha. Kilo aldım ve şu an çok kötü kokuyorum diyor. Burnunu tıka ve bana bakma diyor. Abi bu bizim notumuzmuş. Oyun kaydediliyor. Peki ya, bir dakika. Ongotlara elveda diyemedim. Tüm gün onu aman Allah'ım, okuyorum bir saniye. Yemek hazırlayayım. Ongotlarla buluşmam gerekiyor diyor. Kim diyor bana bunu, anlamadım. Abi ne kadar güzel bir yer. Ciddiyim, çok... Birçok yıl önce kapatılmış sanırım burası. Hatta kapatalı yıllar olmuş daha doğrusu. Öyle daha güzel bir çeviri yapalım. Ne kadar çok okunacak eşya var. Şöyle bakar mısınız? Bakın bazılarıyla girişleri oku. Ah, şifreyi bilmiyoruz. Okey. Okey. Nasıl çıkıyoruz geri? Çık. Aa, bakın diyaloglara tıklayabiliyoruz. Topu alabiliyoruz. Abi çok ilginç. Aman Allah'ım, bunlar nedir? Moğolistan kültüründe böyle şeyler yoktu ki ya. Bu Buda değil mi? Ben mi yanlış? Şuna basabiliyor muyuz? Abi çok sevdim bu oyunu şimdiden, ciddiyim. Bir dakika. Vazo. Kırılabiliyor mu? Hayır, kırılmıyor. Okey. Biraz etrafa dolaşalım. Özellikle şu an... Etraf dediğim şu an yurttayız aslında. Bakar mısınız şuraya? Eski Türklerin kaldığı yurt... Aman Allah'ım. Aa, yoldaşımız bu. Bayan. Aman Allah'ım. Ay. Allah canını almasın. Abi parçaları sük... Her tarafı sökülüyor mu kadının? Bir dakika. Sökülüyor mu her tarafınız? Kafayı sök... Aman Allah'ım! Abi yok artık! Eyvah! Gördünüz mü? Soba. Bir dakika. Yapacak çok şey var bu oyunda. Hayır, girmiyor içeri. Kapan o zaman. Şimdi bir dakika. Bayanı komple sökebiliyoruz herhalde. Ama bunlar nedir? 26. 33. Ne işe yarıyor ki bunlar? Bu nedir? Hayır, böyle... Bazı eş... Aa, yurtta elektrik var. Aa, şuraya bakar mısınız? Priz var resmen. Vico. Abi çok ilginç bir oyun. Ciddiyim öyle. Etrafı biraz daha... Bayanın kafası... şuraya bırakalım. Ve bayanın göğüsleri vardı şurada bir yerde. Nerede? Harika. İşte en sevdiğim... Ayy.
Sevdiğim parça falan. Bayanın göğüslerini şuraya bir yere koyalım. Harika. Bayanın beyni mi eksik? Abi bayanı komple söküyoruz. Kolunu alabiliyor muyum? Elini, bacakları, ayakları. Hayır. Bayanın bazı yerlerini sökemiyoruz. Ha göğüslerini niye söktük? Onu anlamadım. Peki. Şimdi bayanı böyle bırakalım. Çünkü belli ki parçaları yanımıza alamıyoruz. Şöyle görünür bir yere koyalım hepsini. Aman Allah'ım lütfen. İşbirliği yap. Beyin. Teşekkürler. Buraya bir yere koyalım. Bakalım dışarı çıkabiliyor muyuz? Fener. El feneri. Harika. Evet işte bu. Çantamızı aldık. Balta. Balta ile iletişime geçemiyoruz. Tuvalet kağıdı. Peki. Genometre. Bu ne acaba? Tozlu yüzeylerde de çalışıyormuş. Ne olduğunu bilmiyorum. Bu nedir? Yazıcı. Bu ne abi? Çiçek. Bir dakika. Fotokopi makinesi. Fotokopi makinesinde çiçek yok diyor. Çiçeği alabiliyor muyuz? E'ye basarak. Hayır alamıyoruz. Abi çok ilginç bir oyun. Cidden öyle. Ben o zaman yavaştan... Musluktan su akıyor. Ağız... Şu bir susar mı? Çok ses çıkartıyor. Evet ağız temizliğiyle alakalı ve organik, sadece organik vücutlarda kullanabiliyor. Sanırım robotta kullanmayı demek istiyor. Tarih. Bakın 24 Temmuz. Aslında oyunun çıkacağı tarih. 25 Temmuz. Komple sökebiliyor muyuz? 25. Bakın bugün günlerden 25 Temmuz Cumartesi ve yılda 2076. Bugün hatta Köln katastrofunun 26. yıl dönümüymüş. Çok ilginç bir olay. Ulusal Altın Şahin Avlama Festivali. Kapı sıkışmış. Ne kadar çok şey etkileşmiş. Neyse dışarı çıkalım değil mi? Artık ben de etrafı biraz araştırmak istiyorum. Abi çok ilginç bir yerdeyiz. Otağı bakın. Otağı mı deniyor? Yurt mu deniyor? Sanırım bunların biraz küçüğüne otağı, büyüğüne yurt deniyor. Öyle bir şey vardı ya. Öyle bir şey hatırlıyorum. Çünkü bunlar böyle bir arada duruyordu ve en büyüğü sanırım otağı... Evet. Okey. El arabası. Bakın. Bakın bahsettiğim Luna Park burası. Terk edilmiş bir Luna Park ve terk edilmiş Luna Park'a zaten bilgilerimiz var. Şu an görevimin ben açıkçası ne olduğunu güneş paneli. Görevimin ne olduğunu bilmediğim için tabi bir daha basacağım. Etrafta ne olduğunu hatırlayacak kimse yok diyor ve 10 gotlar için kahvaltı hazır, onunla buluşacaksın diyor. Kırmızı çiçeği, pardon, kırmızı kazanı ocağın üzerine koy diyor. Aslında şöyle bir görevimiz var. Red pot on the furnace. Kırmızı bir kazan bulmamız lazım. Kırmızı kazanı ocağın üzerine koyacağız. Şimdi ocak bu olsa kırmızı kazan nerede? Kırmızı kazan. Bu nedir? Bizim kafamıza taktığımız şey. Sanırım uyuyarak bu dünyaya geldik. Emin değilim. Etrafta kırmızı kazan görüyor musunuz? Ben göremiyorum. Kırmızı kazan. Vay be. Bu oyuna keşfedilecek ciddiyim, çok fazla şey var. Kırmızı kazan olsa olsa burada olur ya. Bu bir tabak. Bunlar kağıt. Bu olabilir. Kazan pek benzemiyor ama. Başardım. Bence başardım. Sen kazan değilsin ki, sen çaydanlıksın ya. Hayır, bu da mı olmayacak acaba? Bu da olmayacak. Muhtemelen bu da olmuyor. Hayır. Nasıl etkileşime geçiyorduk? B ile mi? B miydi? B diye bir tuş vardı ya. Hayır bu da, bu da işe yaramadı. Kazan bu mu acaba? Yo. Bu bir çakmak. Okey. Bunu da buraya koyalım. İşte bu. Ne olur bu olsun. Yok artık ya. Kırmızı pot dedi ya. Pot dedi arkadaşlar biraz. Bıçak. Aman Allah'ım. Çok tehlikeli şeyler var evde. Yok artık. Hayır. Hayır sen değil. Sen değil. Şurayı açalım. İçeride herhangi bir şey yok. Buldum. Buldum. Bu vallahi bu. Evet işte bu. Şimdi kırmızı kazanı koyduk. Yeni görevimiz nedir? Kahvaltı hazırla. Add a glass of water. Yani bir bardak su eklememiz gerekiyor. Bir bardak suyu ben nasıl eklerim biliyor musunuz? Şöyle. Bu bardağı alırım abi. Bu çünkü bir bardağa benziyor ve... Evet bardak. Şöyle yapalım. Şu bardağı... Neyse oraya koyalım. Çeşme suyu umarım işe yarayacaktır. Aslında çeşme suyuyla yemek yapmayın denir. Çeşme suyuyla... Çeşme bozulmuş. Çeşme nereye damlatıyor? İlginç. Peki. Evet bakın. Suyumuzu aldık. Sudaki yansımayı görüyorsunuz değil mi? Şimdi kapatabiliyor muyum? Neyse sonra kapatacağım. Çok ses çıkartıyor. Evet şimdi suyumuzu koyduk.
Yeni görev eklendi. Yeni görevimiz ocağı ısıt diyor. Birkaç adet odun parçasıyla ve kağıt ile. Bir parça kağıt ve birkaç odun parçasıyla burayı ısıtmam lazım. Şimdi kağıt parçaları gençler burada var. Bu burada dursun. Odunu nereden buluruz? Evin içinde odun yoktur diye düşünüyorum. Bu nedir acaba ya? Acaba bu ne? Çok farklı şeyler bakar mısınız? Bu ne? Yok, bu eski Türklerin kullandığı şeyleri benzemiyor çünkü 2076 yılındayız. Tabletler, robotlar, bakın parçaları sökülmüş bir robot var. Ya şu bayanın göğüslerini ve kafasını yoldan alsak çok rahat hissedeceğim çünkü basmak istemiyorum şunlara. Hatta geri koyabiliyor muyum göğüslerini? Harika! Gördün mü? Senin onlar, benim değil. Peki, şimdi dışarı çıkalım. İşte odun. Alamıyoruz. Bu nedir? Bu ne? Kürek. Bu bildiğimiz kürek, okey. Bildiğimiz kürek. Şimdi oduna ihtiyacım var. Odun. Odun toplayabiliyor. Bir dakika, her yere gidebiliyor muyuz böyle? Tamam, görevimi biliyorum artık, teşekkürler. Odun mu toplamamız mı gerekiyor, ağaç kesmemiz mi? Göle inebiliyor muyuz? Ama görevim var. Oralara gidebiliyor muyum? Çok merak ediyorum. Neyse, evimize önce bir gidelim. Şu görevi bir tamamlayalım değil mi? Çünkü cidden çok merak ediyorum. Öyle böyle değil. Öyle böyle değil. Odun. Şimdi bakın, burada balta var. Ağaç kesebileceğimiz alet, fakat belli ki herhangi bir şekilde elimize alamıyoruz. Gözlük, peki. Bakın, birçok şeyle etkileşime geçebiliriz. Olaya bakar mısınız? Yalnız hala odun bulamadık. O da işin sıkıcı yanlarından bir tanesi. Burada neler var ya? Yok, okey, şöyle yapalım. İçeri ben kağıt atmayı deneyeyim. Evet. Hatta odun sanırım bu. Odunlar bunlarmış. Okey, harika. Seni de alacağım. Seni de şuraya koyayım. Bakalım işe yarayacak mı? I need paper diyor. Kağıda ihtiyacım var. Odunlar buradaymış. Bunun odun olduğunu nereden biliyorum? Bakın, odun olmak için çok fazla beyaz değiller mi peki? Neyse, sanırım değiller. İşte kağıt. Hayır, değil. Kağıda ele alınabilecek kağıt. Aslında her taraf kağıt dolu. Bakın, her taraf kağıt dolu. Yalnız hepsinde bak işareti var. Hani oyun dedi ya, 4 adet farklı kursor var dedi mouse mouse'umuzda. Benim böyle bir şeye ihtiyacım var. Yani bu kağıt değil belli ki ama böyle taşıyabileceğim bir kağıda ihtiyacım var. Hop, kusura bakmayın. Ne kadar ilginç botlar. Şurada kağıt var. Hayır, yok. Kağıt arıyorum evde ya. Yok artık. Kağıt, kağıt. İşte kağıt. Hayır, değil. Bu nedir bu alet? Ay, eyvah. Kötü şeyler olmasın, ne olur. Bilmediğim şeyleri elemek istemiyorum. Şunu geri koyar mısın? Geri koyar. Ben ellemedim. Evet, işe yaramayan tuşlar. Kağıda ihtiyacımız var. Bu kadar kağıt. İşte bu abi. Evet, işte bu. Bakın kağıt gençler. Evet, kağıt. Alamadım, hayır. Bakın kağıt bu değil mi? Bakın, hatta fotokopi cihazının yanında ne vardır? Kağıt vardır. Bu kağıdı nasıl alırız? Şimdi okumaya gerek yok çok fazla da. Of, neyse, ufak bir kesim yapıyoruz. Kağıt da bitti, tekrar birlikteyiz. Evet, ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Kaydı başlattım çünkü farklı bir şey olacak diye düşündüm. Durup dururken buradaki yatağa tıkladım. Daha doğrusu kanepeye daha çok benziyor ama Rüya 1 diye bir şey gözüktü. Ve Rüya 1'de de siz de gördünüz. Kağıtlar burada abi. İşte çok dikkat etmemiz lazım. Bakın gençler, işte kağıt. Bir tane daha kağıt koyalım. Çakmağımız neredeydi? Bak, bana şaka yap. Aman Allah'ım, az kaldı var ya, korkuyordum çakmağı kaybettim diye. Evet. Kapağı kapatalım. Suyumuz kaynamaya hazır. Şimdi kendimize belli ki yemek yapıyoruz, fakat Ongotlarla buluşacakmışız. Ongotların kim olduğunu veya ne olduğunu inanın bilmiyorum. Yeni görev eklenmedi. Suya belli ki hala dokunamıyoruz. Suyumuz kaynıyor. Bu sırada biz bayanımızın parçalarını yerine takalım. Bu bayanımızın parçası değil. Bu ne işe yarıyor? Bir dakika, bunu sıcağı tutarsam ne oluyor? Hayır, bu aleti böyle kullanamazmışım. Peki, şunu şuraya bırakalım. Bayanın beynini alalım. Koyalım. Kafasını alalım.
Harika. Böyle çok daha iyi. Harikasın. Şimdi suyumuzun kaynaması gerekiyor. Hanız. Kaynar suyu nereye koyacağız onu bilmiyorum. Bu nedir? Az önce attığım şey değil mi? Tamam. Şunu şuraya koyalım. Peki. Hadi. Hadi kaynıyor. Acaba bir şey ekleyebiliyor muyuz biz o kaynarken? Çünkü... Aa, hayır ekleyemiyoruz. Okey. İki odun ve bir kağıt parçası sanırım yeterliymiş. Ama etrafa bakar mısınız? Ne kadar hoş gözüküyor. Aslında gitmemiz gereken yer. Kıyafet delinmiş. Ve turuncu çoraplar. Ve bunlar nedir? Aa, sarı... Aman Allah'ım. Aa, bunları yemek yapacağız. Bir dakika buldum. Buldum. Hayır. Buldum. Bakın. Ciddiyim, bunları yemeğe koyacağız. Aa, biliyorum. Böyle bir şey olacağını biliyordum. Biliyorum. Şuraya koyalım, hazırlanalım değil mi? Çünkü suyun kaynamasını bekliyoruz belli ki. Bilmiyorum su kaynarken atabiliyor muyuz için ama böyle bir şey olması gerekiyor. Aa, koyamıyorum. Needs to be ground mu? Ne? Yere konması lazım mı? Anlamadım. Suyun kaynaması mı gerekiyor acaba? Ama yeni görev eklenmedi bakın hala. Hala yeni görevin olmasını bekliyoruz. Peki ben bunların hepsini toplayayım. Çünkü bir şey olacakmış gibi hissediyorum. Ciddiyim, bunlarla ilgili bir olay var. Olması gerekiyor. Bunlar aslında ne olduğunu tam olarak anlayamadım ama sarımsağa benziyor. Gerçi sarımsak böyle değildir. Yok ya, sarımsak değil. Bir şeyin kökü. Ama ne? Acaba bunu önceden kesmeniz falan mı gerekiyor? Bir dakika. Şunu bir şuraya... Bir tane bıçak var, hatırlayacaksınız şurada bir yerde. Ben o bıçağı ne yaptım acaba? Çatal. Buraya bir bıçak olması lazım. Ben bıçağı fırlatmıştım, hatırlıyorsunuz değil mi? Abi çok yanlış oynadım. Bıçak. Çakmak. Abi bıçağa ihtiyacım var. Hayır! Bunları doğramamız lazım muhtemelen. Ama neden görev güncellenmedi? Hadi ama yok artık. Çantamda mı bıçak yoksa? Hayır. Çantamda bir tek el feneri var. Bu da hiçbir işe yaramıyor şu ana kadar. Hiçbir şey yaramadı. Ah, bıçak, oley be. Evet. Şimdi. Doğru hocam. Ne oldu? Bıçağı niye yere bırakıyorsun ki? Ah, hayır, böyle kullanamam diyor. Sıkıntılar başladı. Peki, bıçak ile işimiz yok. O zaman bıçağı şöyle ait olduğu yere doğru fırlatalım. Ben yine de gençler bunların bir şekilde bu ne acaba ya? Bak, üzerinde değişik bir yazı yazıyor. Değişik bir dilde yazı yazıyor hatta. Yemeğe ekleyebiliyor muyum? Bunlar baharat mı acaba? Bir şey yaptım. Evet, suya baharat ekliyoruz. Bir dakika. Yemek tarifleri. Aman Allah'ım. Suyun rengi değişti. Sen değil. Sen gel. Harika. Bilmiyorum yaptığım yemeği yer miydiniz ama. Ne yapıyoruz acaba? Bu da muhtemelen mavi renkte. Öyle mi? Veya yeşil. Kırmızı. Okey. Şimdi koyabilir miyiz? Allah canını almasın ya. Needs to be ground ne demek ya? Ne demek needs to be? Allah'ınızı severseniz. Bilmiyorum. Al. Hayır, böyle değil. O zaman ufak bir kesme, tekrar birlikteyiz ardından. Hey. Evet, merhaba tekrardan. Şimdi oyun hakikaten aslında bu kadar düşünüldüğü kadar kolay değilmiş. İhtiyacı olan malzemeler tamamen evde bulunmuyor. Birazcık webten yardım aldım. Aslında bir yemek yapmamız gerekiyormuş. Yemeğin tarifi sanırım burada da varmış. Bakın, aslında yapmamız gereken görev burada yazıyor. Şimdi buradan birazcık yardım alacağız. Isıttık, su ekledik ve bir adet, bakın, plum olive meyvelerinden birkaç tane eklememiz gerekiyormuş. Ve etrafta gölün kenarında oldukça fazla var diyor bunlardan. Şimdilik gölün kenarına gidip bu neydi adı? Plum olive meyvelerinden bulmamız gerekiyor. Göl zaten evimizin hemen aşağısı. Belli ki ben her şeyini evde böyle ayarlayıp ongotların ne olduğunu, Allah'ım yarabbim ongotlar ne acaba? Ongotlar için kendimize yemek yapacağız. Bu ağaçta plum olive meyvesine benzer herhangi bir şey yok. Peki, aşağı doğru inelim. Ongotlar için yemek yapmamız gerekiyor ve plum olive meyvesini demek ki gölün kenarındaki bu bitkilerden bulacağız. Göl biraz korkunç gözüküyor. Bunu itiraf edeceğim. Ciddiyim. Size de öyle gelmiştir eminim. Ne kadar derin olduğunu bilmiyorum. Aa, girebiliyoruz ve çok da derin değil. Abi çok hoş. Çok sessiz. Onlar nedir? Bakın, Star Wars'taki şeylere benziyor. Adlarını unuttum şimdi. Bir dakika. Kırmızı
Ağaçtaki kırmızı meyveler yenilebilir gözüküyor diyor. Ama o bir şey bulup bir yöntemle onları düşürmem lazım diyor. Ağaçtaki kırmızı meyveler nerede? Ben de göremiyorum. Ağaçta kırmızı meyveler. Plümoli meyvesi bu. Alamıyor muyuz onları zıplayarak? Hayır, alamıyoruz. Bir şekilde düşürmem lazım onları. İşte bu. İşte bu abi. Hop. Aman Allah'ım, ikiye yarıldı. Evet, bir iki tane düştü, emin değilim. Yapsak çantamızı aldım. Seni de alacağım. Harika. Evet. Şimdi çantamıza bakıyoruz. 2 adet plümoli meyvemiz var. Ne olur ne olmaz. Belki birkaç tane daha yemek yaparız. Harikasın. Oyuna bak, ne kadar güzel. Bir tane daha. Yeterli mi gençler? Bence yeterli. 3 adet plümoli meyvemizi aldık. Evimize doğru gidelim ve sonraki adıma yavaş yavaş sanırım geçebiliriz. Harika. Ongotlar artık hayvan olduğunu düşünüyorum bir şekilde. Çünkü 2076 yılında biz hala insanız. Hani insan diye bahsedilmediğine göre farklı bir yaratıktır eminim. Şunlar sanki bir teleferik sistemiymiş gibi artık düşünüyorum. Çünkü bakın her yerde var böyle. İçinden çok değişik bir cihaz geçiyormuş gibi hissediyorum. Bakalım. Neyse. Şimdi bitkilerimizi aldık. Bitkilerimizi ne yapalım? Bırak. Bunu böyle alıp buraya koyabiliyor muyuz? Önce bitkiyi kesmemiz lazım. İşte bu. Biliyordum abi. Bıçağı bir şekilde kullanacağımızı biliyordum. Evet. Gel buraya. Acayip hijyenik değil mi şu an yaptığımız şey? Harika. Benim yaptığım yemeği kimse yemeyecek bu saatten sonra. Benim yaptığım şey acayip hijyeniktir. Emin olun gençler. Emin olun güzel yemek yaparım. Hayır, yapmam. Hey. Bıçağımız nerede? Bir dakika. Kontrolü hala alışabilmiş değilim. Seni de keseceğim. Seni de keseceğim. Bıçağı fırlatıyorum. Gel buraya. Sen de buraya gel. Evet. İşte bu. Kaç tane eklemem gerekiyordu? Onu bilmiyorum. Neyse, ekleyebildiğimiz kadar ekleyelim. Eminim bir süre sonra zaten almayacaktır. 4. Bayağı ekleyebiliyoruz. Harika. 4 tane. Okey. Şimdi tarife tekrardan bakalım. Kaç tane ekleyeceğimiz yazmıyor. Dried root. Bakın, dried root. Kurumuş kökler de bu bizim daldan topladıklarımız. Ama onları öncelikle grind etmemiz gerekiyor. Yani bir şekilde parçalamamız gerekiyor. Çünkü kökler bu şekilde acayip sağlıksız. Zaten yere bıraktım hepsini. Yeterince mikrop kaplılar. Şimdi bunları parçalayabilmemiz için böyle bir şeye ihtiyacım var. Hani sarımsakları böyle eziyorsunuz ya kap içinde. Şu an o hareketi yapıyorum elimle ama maalesef kamera olmadığı zaman olmadığı için göremiyorsunuz. Böyle yuvarlak bir kabın içinde sarımsakları eziyor. İşte bundan bahsediyorum sanki. Bu işimize yarayabilir. Bu gençler işimize yarayabilir. Eğer böyle bir şey varsa oyunda, böyle bir mekanik varsa yaptığım şey gayet... içine koyamıyoruz. İçine koyabileceğim bir kap lazım. Oy! Böyle değil. Böyle değil. Bu olabilir mi? Hayır, olamaz. Bu olabilir mi? Bu olabilir. Evet, bu olabilir. Ciddiyim, bu olabilir. Bir dakika. Sen bir çık şuradan. Gel, çık şuradan ya. Gel buraya hocam. Evet, bu olabilir. Ama durması lazım bunun. Hocam şunu... Okey. Tamam. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok gençler. Yerde de yaparım ben. Zaten yemeklerimin hepsini yerde yaparım genelde. Kökler nerede ayol? Evet. Gel buraya. İşte bu. İşte bu abi. İşte bu. İki adet ekledim. Sanırım şurada ezme aleti de vardı. Harika. İşte bakın. İşte bakın. Bir kere daha. İşe yaramadı. Gel buraya. Yaptım. Vallahi ekledim. Tuz. Ve su ekle. Bir dakika. Tuz ve su turuncuya dönecektir diyor. Tekrardan suyu tuzu yerine koy diyor. Tam olarak biberin yanı. Büyük baba Batçe'nin dediği gibi biberin yanına tekrardan tuzu koy diyor. Abi ben çok dağıttım ama evi. Büyük baba, ben tuzun ne olduğunu bilmiyorum ki. Bence oldu abi. Bence oldu. Olana kadar pişir diyor. Yiyecek gibi kokacaktır diyor. Hayır, bakın. Tuz ve su ekle diyor. Abi tuz nerede? İşte tuz. Hayır, klorinmiş. Aman Allah'ım, zehirleyeceğiz bizim milleti. Hayır, bu değil. Tuza ihtiyacım var. Tuz, işte tuz. Hayır, bunlar küçük beyaz kristaller. Sitrik asit. Aman Allah'ım. Tuz diye ne yapacaktık? Tuz musun? Hayır, Moğol çayı. Abi tuz nerede ya? Allah'ınızı seviyorsanız. Bu tuz mudur?
At yere ya. Boşarsa evi bayağı dağıttık. Ona bakmıştık. Sana bakalım. Hayır. Sana bakalım. Böyle olmayacak gençler. Bir şey yanlış yapıyoruz. Bir şey yanlış yapıyormuş gibi hissediyorum. Bir daha su ekle diyor gençler. Bakın su ekledik. Bir kere daha mı su eklememiz gerekiyor yemeğe? Allah'ım yarabbim. Hayır, bakın bir daha su koyamıyoruz. Ama biz suyu koyduk zaten. Tuz eklememiz gerekiyor. Tuz, tuz. İşte tuz. Evi çok dağıttım, farkındayım. Evi çok dağıttığımın farkındayım. Bu tuz mu acaba ya? Değil. Tuz genelde burada olur ama ben burayı çok dağıttım. Ya, of! Bu mu acaba tuz? Hayır, değil. Evet, Rebasa kardan. Şimdi şöyle, bakın. Oyuna yeniden başlamam gerekti çünkü tam olarak dediği her şeyi yapmanız gerekiyor. Ben etrafı birazcık dağıttığım için aslında görev olmadı çünkü amacınız tekrardan tuzu alıp yerine koymanız gerekiyor. Dolayısıyla ilk baştaki görevi yapamadık. Çok da fazla dağıtmayalım etrafı. Çünkü görevimiz olmayabilir ki. Şimdi görevimiz Ongotlara kahvaltısını götür diye güncellendi. Bakalım şurada aynı şey yazıyor mu? Olana kadar pişir. Ongotlar kokuyu aldıkları gibi belirecektir diyor. İstediğin her şeyi satabilirsin diyor. Sadece nehire at diyor. Geri gel enebiş. Enebiş, Ongotları götürmemiz lazımmış yiyeceği. Bakın çok güzel bir şeye benziyor. Çok sıcak, nasıl tutuyoruz ki bunu? Ongotlar. Abi korkmaya başladım. Ongot. Nedense içimde kuşlarmış gibi bir his var. Ongot. Evet. 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 Ongot. Abi yok. Aman Allah. Allah canını almasın. Korktum vallahi, korktum. Al. 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 Aman Allah'ım, doğru yaptık. Evet, işte bu. Vay canına. Abi bu şey. Kartal. Allah. Hayır. 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 Bu kadar büyük müdür bu hayvanlar? Bu hayvanlar cidden bu kadar büyük mü oluyor? Abi ne kadar güzel bir şey. Şuna bakar mısınız? Afiyet olsun. Yaklaşmak istemiyorum çünkü yemek yiyen hayvanlara yaklaşılmaz. Cidden öyle. Ya bu hayvan çok... Aa, önünde bakın şey var. Önlük gibi bir şey var. Çok güzel bir şeysin ya. Oyun kaydedildi. İşte bu. İşte bu. Yeni görev eklendi. Neymiş? Ongot'un vestini. Yani üzerindeki şeyi değiştireceğiz. Peki. Vestinin değişmeye ihtiyacı varmış. Bakın bize kanatlarını açıyor. Harika. Arkadaşlar teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki bölümü görmek istiyorsanız lütfen bunu yorumlar kısmında belirtin. Ben de hızlıca bir şekilde oyun başlamadan önce bana verdikleri kısmıyla oynamak istiyorum. Eğer beğendiyseniz lütfen bunu beğeni butonunda ve yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Ve ben de hızlı bir şekilde ikinci, üçüncü bölümü size ulaştırıyorum. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.